Sınıra 30 kilometre mesafesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki en derin üst bölgesi olan Kevet'e 16 Mart'ta yaklaşık 25 terörist saldırdı. Hedefleri üst bölgesini ele geçirmekti. Biri kredi sıra olmak üzere 12 teröristi eser getirdiler. Büyük bir kahramanlık örneği, büyük bir fedakarlık örneği. O hainleri geldikleri yerlere gömdüler. Eş zamanlı olarak üst bölgesi havan, uçak savarlar ve roketlerin hedefi oldu. Biz tam zamanında fark ettik ve aramızda bir temas başladı. Bir yandan da iki ayrı terörist grup mevzilere sızmayı amaçlayarak üst bölgesine yaklaşmaya başladı. Bu bölgeyi ele geçirmeyi amaçlayan teröristlerin önemli bir grubu işte hemen arkamdaki bu bayırı kullandı. Ağaçlık alandan geldiler, tel örgüleri geçtiler ve hemen ardından birkaç metre mesafemizdeki bu kayalıklarda yoğun bir çatışma başladı. Elinden yaralanan bir askerin yerini alan uzman çavuş Yaşar Çakır, fedakarlığıyla çatışmanın seyrini değiştirdi. 16 Mart 2019 sabaha karşı saat 6:22 sularında işte bu üst bölgesinin hemen her noktasında ayrı bir kahramanlık öyküsü yazıldı. Uzman çavuş Yaşar Çakır o kahramanlardan biriydi. Saatlerce işte bu mevzide teröristlerle, burayı ele geçirmeyi amaçlayan teröristlerle çatıştı. Ardından da şehit oldu. Yaşar Çakır yaralı silah arkadaşlarını canı pahasına korudu. Komutanım, geride 4 tane yaralımız var. Bir de ben, eğer buraya sızarlarsa 5 şehit veririz. Kahraman Yaşar Çakır, aslanım sen rahat ol, ben buradayım, sen yaralılara müdahale et diyerek çatışmasına devam ediyor. Yaşar uzmanın yapmış olduğu kahramanlık sayesinde buraya o teröristler sızamadı. Çatışma üst bölgesinin güney sektöründe yoğundu. Ama teröristler üssün kuzey ve güney sektörleri arasındaki boğazı da ateş altına aldılar. Amaçları askerlerin takviye edilmesine müsaade etmemekti. Ama Mehmetçik emir beklemedi, risk aldı ve kuzey sektöründen güney sektörüne giderek arkadaşlarına destek vermeyi başardı. Çatışma mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düştü. El bombası muharebesi de yapıldı. Öyle ki sözleşmeli birer teröristlere attıkları el bombalarıyla karşılık verdi. Buraya indiğimde ayağıma iki tane el bombası geldi. Birini şu gösterdiğim istikamete fırlattım, diğerini de şu istikamete fırlattım. Şehit düşen ikinci askerse uzman çavuş Taşkın Temel'di. Arka mevzilerden şehit Taşkın Temel kardeşim makinalı tüfeğiyle ateş gelen bölgeleri yoğun bir şekilde ateş altına aldı. Üssü ele geçirmeyi amaçlayan teröristlerden 12'si etkisiz hale getirildi. Üst bölgesinin adı artık şehitlerin adını taşıyacak. Temel Çakır üst bölgesi olarak anılacak.